Cümleten selamünaleyküm dostlar. Sefer bizden, zafer Allah'tan inşallah. Sevgili dostlar, çok güzel bir gün uyandık. Çok güzel bir gündeyiz. Size bu son dakika videosunu çekiyorum. Hatam olursa affola. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Kızılcamam'da yaptığı açıklamayla adeta dünyayı ayağa kaldırdı. PYD'sinden YPG'sinden Amerika'sına, Avrupa'sına, Arabından bilmem nesine hepsi dört bir taraftan Türkiye'nin harekatı başlatmasını bekliyor. Ve hepsi Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekatı engellemek için dört bir yandan şu an çalışmaya başladılar. Mesajlar, tweet. Onlar bunlar telefonlar yok artık. Duruş yok. Reis bugün mesajı verdi. Reis bugün imzayı attı. Ve tek bir kelime kaldı. Fırat'ın doğusu için. Girin. Allah Allah, Allah Allah. Allah'ım ordumuza her daim zaferler nasip eylesin. Türkiye'mizi yücetsin. Bu o parti, şu parti, bu parti olayı değil. Bu Türkiye olayı. Bu millet olayı. Tek yumruk, tek güç olmalıyız. Onu bunu bırakın. Türkiye'yi seven Müslüman kardeşlerimizle beraber Allah'ın izniyle Fırat'ın doğusundaki kuklaları yerle bir edeceğiz. Operasyonun adı Barış Pınarları. Elhamdülillah. Barış Pınarları nereden mi? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan reisimiz Barış Pınarları dedi. Barış Pınarları geçti cümlesinde. Niçin Barış Pınarları? Hemen size söyleyeyim. Ayn el Arap. Arap Pınarı demek. Resul Ayn. Pınarbaşı demek. Ve Mürşit Pınar. Ad üzerinde. Mürşit Pınar. Operasyon buralardan ilk başlayacak. Bu bunun işareti. O yüzden adı Barış Pınarları. Bu güzergahlar Menbiç'i düşürür. PYD, YPG, Amerika Menbiç'ten çıkmak zorunda kalır. Bu güzergahlar Süleyman Şah Türbesi'ni yerine naklettirir. Hani atanızı aldınız da kaçtınız diyenler var ya, hani bir atanıza dahi sahip çıkamadınız diyenler var ya, ezikler, reziller, sözde Türk olan, Türk olmayanlar. Atamızı geri yerine nakledeceğiz. Oralara Türk'ün alnı şanlı bayrağını dikeceğiz. Allah'ın izniyle Fırat'ın doğusu 480 kilometrelik operasyonun fişengi buradan ateşlenecek. Buralar başlangıç olacak. ABD'nin hayalleri yerle bir olacak. ABD'nin hayalleri yıkılacak. YPG'nin, PYD'nin idari, siyasi, silahlı yapısını yerle bir edeceğiz. Allah'ın izniyle savaşacağız. Ölürsek şehitiz, yaşarsak gaziyiz. Ama bu bayrak yere düşmeyecek. Bu bayrak ilelebet gökte dalgalanacak. Bizden sonra gelecek olanlar da o bayrağı dalgalandıracak. Böyle bir nesiller bırakacağız inşallah Türkiye'mize, yurdumuza, vatanımıza. Amerika'dan korkan, Avrupa'dan korkan, ondan bundan şundan korkan bir nesil bırakmayacağız. Bizler 2000 yıllık geleneğimizden, Allah'ın bizlere verdiği kudretle inşallah ilahi kelimetullah bayrağını ilelebet bu davayı en ilerlere taşıyacağız. Müslüman Türk var oldukça oralarda zulüm olmaz. Oralarda insanlara eziyet olmaz. Oralarda mutluluk olur. Oralarda huzur olur. Örnek Kıbrıs, örnek Elbap, örnek Ceraplus, örnek Afrin. Ve bu huzuru, mutluluğu Fırat'ın doğusuna da getireceğiz ve oralarda umudu, insanlığı, birlikte yaşamayı tekrar ayağa kaldıracağız. Tekrar gerçekleştireceğiz. Ne mi oldu? Ben bugün böyle heyecanlı ve mutlu konuşuyorum. Buyurun size özetten hızlıca anlatayım. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Kızılcamam'daki AK Parti kampında şunları söyledi. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş. Hepsi hikaye. Biz yapıyoruz ama öylesine yapıyoruz. Biz hazırlığımızı, esas operasyonu bekliyoruz. Ve şunu ekledi Erdoğan. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık söz bitti. Gereken talimatları verdik. Barış Pınarları'nın önünü açma vakti. Belki bugün, belki de yarın denebilecek kadar yakın dedi. Allah Allah Allah. Bir yıldan fazla süredir beklediğimiz o güzel, o mutlu haberler inşallah bugün ve inşallah yarın başlayacak, gerçekleşecek. Dün ne olmuştu? Dün Suriye Milli Ordusu ve Ulusal Cephe birleşmişti. Tek bir ordu oluşturmuşlardı. Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki ayrı ayrı olan gruplar, ÖSO grupları birleşerek tek çatı altında toplandı. Yaklaşık 80 bin ÖSO askeri Milli Ordu Ceyşul Vatani adı altında birleşerekten tek güç, tek yumruk oldular. Ve fotoğraflarda da gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve ÖSO Özgür Suriye Ordusu'nun
sürgündeki Suriye'nin hükümet bayrağı bir arada. İki bayrak bir arada. Ulusal ordu sözcüsü bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra şu mesajı verdi. Dedi ki 14.000 15.000 askerden operasyona hazırız. Her an gir emrini bekliyoruz dedi. Türkiye dün çok stratejik bir hareket yaptı. Dağınık olan ÖSO gruplarını birleştirerekten çok büyük bir askeri operasyon yapılması gereken Fırat'ın doğusu için tek yumruk oluşturdu. Önden Özgür Suriye ordusu girecek. Türk ordusu destek verecek. Vatanlarınız için savaşın Suriyeliler. Toprağınız için savaşın Suriyeliler. Oralardaki zalimleri temizleyin Suriyeliler. Ve Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra YPG-PYD'nin sözcüsü Mustafa Bali'den apar topar bir açıklama geldi Twitter üzerinden. Şunu dedi. Fırat'ın doğusunu savaş alanına çeviririz. Her tarafta Türkiye'yi zehir edecek harekatlar, operasyonlar başlatırız dedi. Vah 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 vah. Aklınca bizi korkutacak. Gördük biz sizin yiğitliğinizi Afrin'de, Elbap'ta, Cerablus'ta, orada burada, sağda solda. Sizin tek güveniniz Amerika. Amerika da sizi bırakıp kaçacak. M4'ün M5'in geri kaçacak. Siz orada istediğiniz kadar bağırın, çağırın, tehdit edin. İnşallah sizleri temizleyeceğiz. İnşallah oralar özgürleştirilecek. Ve şunu söyledi PYD-YPG sözcüleri. Biz koalisyon güçlerine çok güvendik, çok taviz verdik Türkiye'ye karşı. Neyi tavizi verdin lan, sen kim oluyorsun? Taviz vermiş. 100 bin tırdan fazla silah, araç, gereç yardımı sizlere yapıldı. Bizlere paramızdan satılmayan silahlar sizlere bedava verildi. Devletçi kurasınız diye. Biz o devletçi sizin başınıza geçirmeye geliyoruz. Barış Pınarları. Reisimizin bu açıklamasından sonra tweetler, mentionlar, mesajlar alev alev. YPG'si, PYD'si, Amerika'sı, Avrupa'sı, herkes dört bir yandan takır takır mesaj atıyor, tweet yazıyor, telefon açıyor. Yok, bitti o iş. Sınırdaki Türk birliklerinde ciddi hareketlilik var. Bataryalar yüklenmeye başlandı. Tanklar hazır. Zırhlı araç gereçler hazır. Askerimiz hazır. ÖSO hazır. Bariyerler kaldırılmaya başlandı. Şimdi diyecekler ki niçin davullu zurnalı bu duyuruyu yapıyorsunuz? Olay şu arkadaşlar. Biz zaten bir yıldan fazladır duyuruyu yapıyoruz. Amacımız şu. Bir an önce Amerika oradan çekilsin. Karşılaşmayalım. Karşılaşırsak vuruşacağız. Geçen bunu Hulusi Akar Paşa'mız açıklamıştı. Biz Amerika'yla dahi çatışmaya göz alacak senaryolar düşünüyoruz demişti. Ve şu davullu zurnalı duyurumuzun amacı. PYD-YPG bir an önce defol git. Oraları bizi çok uğraştırma. Ama alacağız sizi. Ne kadar az şehit, ne kadar az gazi, ne kadar erken ve kısa operasyon. Türkiye bunun derdinde. Onun için açık açık söylüyoruz, tarih gün veriyoruz. Hatta böyle bir şey ki saat verdik. Bugün ya da yarın dedik. Bir gece ansızın diyoruz. Bir gece ansızın. Gece görüşümüzü test edeceğiz. İHA'larımız, SİHA'larımız, jetlerimiz, yeni araç gereçlerimiz belki gece görüşlerini test edecekler. Harekat için planlar hazır. Talimatlar verildi. Harekatın ismi belli. Barış Pınarları. Su gibi oraları tertemiz yapacağız. Temizleyeceğiz. Sevgili dostlar, Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi yüceltsin. Bugün birlik olma günü. Bırakın siyasi farklılıklarınızı. Bu vatan hepimizin. Azerbaycanlı dostlarımızdan dua bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Türklerden, Müslüman kardeşlerimizden dualar bekliyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan inşallah. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.